Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber endemik yayınları beta testini, TYT deneme sınavı Türkçe dil bilgi sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz diyor ki, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakın. Birinci cümlede hem isim fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır. İsim fiil dediğimiz arkadaşlar ma, ış ve mak ekleriydi. Bir diğeri sıfat fiildir. Sıfat fiil eklerimiz an, attı, mev, ar, dik, ecek ve niş ekleridir. Bir de arkadaşlar bizim zarf fiil eklerimiz vardı fiilimiz olarak. Onlar da ken, alı, asi, e, madan, dığında, ınca, ıp, arak, dıkça, maksızın, casına ve arkadaşlar re, mes, kalıbı. Bunlar da bizim zarf fiillerimiz. Şimdi soru bizden isim fiil ve sıfat fiil istiyor. Bakalım. Bugün bile en temel besin maddemiz olan ekmeği yapabilmek için ihtiyaç duyulan unu öğüten değirmenlerin ilk örnekleri Cilalıtaş devrine kadar uzanıyor. Burada arkadaşlar olmaktan olan en an sıfat fiildir. Ekmekteki mek arkadaşlar kalıplaştığı için direkt isim olarak kabul edilir, isim fiil değildir. Yapabilmekten yapabilmek isim fiil ekidir. Dolayısıyla hem isim fiil hem de sıfat fiil eki kullanılmıştır. Doğru. İkinci cümle birden fazla yan cümleden oluşan girişik birleşik cümledir. Şimdi yan cümle dediğimiz yer arkadaşlar fiilimsi olan kısımdır. Yani biraz önce ifade ettiğimiz isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerinden herhangi iki tanesinin olmasını istiyoruz. Bakalım. İnsanlar önce buğday, arpa, mısır, çavdar gibi tahıl tanelerini iki taş arasında ezerek un elde etmeye başlamış. Ezmekten ezerek zarf fiildir. Etmekten etme isim fiil ekidir arkadaşlar. Doğru. Üçüncü cümle belirtili nesnesi olan kurallı bir cümledir. Kurallı olması için yüklemimizin sonda olması gerekiyordu. Bakalım. Daha sonra bu işlemi gerçekleştirerek el değirmenlerini ortaya çıkarmış. Ortaya çıkarmış yüklem sonda olduğu için kurallı. Doğru. Şimdi nesne var mı diye bakalım. Neyi ortaya çıkarmış? El değirmenlerini belirtili nesne. Ne zaman? Daha sonra zarf cümleci. Nasıl? Bu işlemi geliştirerek zarf cümleci. Dolayısıyla arkadaşlar belirtili nesneniz var. Doğru. Dördüncü cümle birleşik yapılı bir fiil cümlesi. Fiil cümlesi olması için yüklemin fiil olması gerekiyor. Birleşik yapılı olması için fiilimsi alması gerekiyor. Bakalım. Değirmen taşlarını başlangıçta aile bireyleri, daha sonra köleler veya at, eşek, katır, deve gibi hayvanlar çeviriyormuş. Çeviriyormuş yüklem ve fiil. Dolayısıyla fiil cümlesi. Fakat arkadaşlar buradaki kelimelerin tamamı isim olduğu için isimlere de fiilimsi eki gelmeyeceği için burası birleşik bir cümle değil, basit bir cümledir. Dolayısıyla doğru cevabım D seçeneği olmalı. E'ye de bakalım. Beşinci cümlede hem ilgeç hem de bağlaç kullanılmıştır diyor. Son zamanlarda ise su ve rüzgar gücüyle döndürülmeye başlanmış. Su ve rüzgar buradaki ve iki kelimeyi birbirine bağladığı için arkadaşlar bağlaç görevindedir. Gücü ile, ile yerine ve yazılıyorsa bağlaç, yazılamıyorsa edat oluyordu. Gücü ve döndürülmeye başlanmış olmayacağı için arkadaşlar burası da edat olarak kullanılmıştır. Yani hem edat hem de bağlaç vardır. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 13. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım. Birinci cümle olumlu bir isim cümlesidir demiş. İsim cümlesi olabilmesi için yüklemin isim olması gerekiyor. İç Anadolu'da kış kadar yaz da rüzgarların yurdudur. Rüzgarların yurdudur. Yüklem. Dolayısıyla arkadaşlar isim olduğu için evet bir isim cümlesidir. Yüklemimde olumsuzluk eki olmadığı için yani iş gerçekleştiği için evet olumlu bir cümledir. Doğru. İkinci cümlede hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması vardır diyor. Sıfatın olduğu her yerde sıfat tamlaması vardı arkadaşlar. Buna göre bakalım. O vakitler dünyanın sonuna geldik sanırdım ben.
Vakit isimdir. O kelimesi vakti işaret ettiği için işaret sıfatıdır. Dolayısıyla sıfatımız var, sıfat tamlaması. Dünyanın sonu her iki tarafta isim tamlamasının eklerini aldığı için arkadaşlar burada da belirtili bir isim tamlaması vardır. Doğru, B seçeneğine ulaştık. Üçüncü cümlede ba fiil kullanılmıştır. Ba fiil dediğimiz arkadaşlar zarf fiildi. Biraz önce eklerini hatırlatmıştım. Tekrar hatırlayalım. Ken, alı, atı, e, madan, dığında, ınca, ıp, arak, dıkça, maksızın, casına ve remez kalıplarıydı. Buna göre bakalım. Günler geçmeyecek, saatler dolup kalacak gibiydi. Donmaktan donup, ıp, ip, zarf, zarf fiildir arkadaşlar. Doğru. D seçeneğimize bakalım. Dördüncü cümle özne, yüklem ve dolaylı tümleçten oluşturulmuştur diyor. Bakalım arkadaşlar. Bir kuru ter miras kalırdı üstünde. Miras kalırdı yüklem. Miras kalan ne? Bir kuru ter, özne. Nerede? Üstünde. Dolaylı tümleç. Özne, yüklem, dolaylı tümleç. Doğru. Beşinci cümlenin yüklemi şimdiki zaman hikayesiyle çekimlenmiştir. Bakalım. Ne yana dönseniz bildur bir bilememezlik hali kuşatırdı. Kuşatırdı yüklem. Ayıralım arkadaşlar hemen. Kuşatmak, fiil kök, kuşatmaktan kuşatır, geniş zaman, kip eki. Kuşatır idi, ek fiil arkadaşlar. Dolayısıyla burası ne diye anılır arkadaşlar? Geniş zamanın idi aldığı için hikayesi. Doğru cevabım E seçeneği olmalı arkadaşlar. Çünkü şimdiki zamanın hikayesi oluyordu arkadaşlar. Kuşatılıyordu şeklinde olmalıydı. Fakat bu haliyle kullanılmamıştır. 14. sorumuza bakalım. Yukarıdaki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangileri tür bakımından özdeştir diyor. Bakalım arkadaşlar. Asma yaprakları. Asma isim olarak kullanılmıştır. Zaten isim tamlaması oluşturmuş arkadaşlar. İsim tamlamalarında her iki tarafta isim olarak kullanılıyordu. Şakrak kavak dalları. Nasıl kavak dalları? Şakrak kavak dalları. İsme sorduğum nasıl sorusuna cevap verdiği için burası sıfattır. Çelimsiz söğüt salkımları, akreik gölgeler. Nasıl gölge? Akreik gölgeler. Yine isme sorduğum nasıl sorusuna cevap verdiği için burası sıfattır. Sarı bozkır, anlamsız gökyüzü, rüzgarın fırçası. Rüzgarın fırçası belirtili isim tamlamasıdır. O halde bu kısımda yine isimdi. Altında usulca bize hazırlık yapıyordu. Nasıl hazırlık yapıyordu? Usulca. Fiile sorduğum nasıl sorusunun cevabı ise bana durum zarfını verirdi. Buna göre bakalım. 1 ve 2 farklıdır çünkü biri isim, biri sıfat. 1 ve 4 ikisi de isimdir. Doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 2 ve 5 biri sıfat, biri zarftır. Olmadı. 3 ve 4 biri sıfat, diğeri isimdir. Olmadı. 3 ve 5 biri sıfat, diğeri ise zarftır arkadaşlar. Yine soruyu sağlamadı. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 15. sorumuza bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Gittim deniz kıyısına oturdum. Akşam karanlıklarda sarmaş dolaş. Ben de denize atıyordum. Irmaklar gibi yavaş yavaş. Birleşik yapılı sözcük demiş. Birleşik yapılı sözcük arkadaşlar iki kelimenin bir araya gelerek yeni bir kelime oluşturmasıdır. Bakalım. Burada böyle bir kullanım söz konusu değil arkadaşlar. Bu bir dursun. Geçitsiz sözcük demiş. Geçitsiz sözcük arkadaşlar fiilin başına onu kelimesini getirdiğinde anlamsız olmasıdır. Bakalım hemen. Onu gittim olmadı. Dolayısıyla burası geçitsiz bir fiildir. Birleşik çekimli sözcük. Birleşik çekimli diyorsa arkadaşlar fiil kök olan bir kelimeye önce kip eki, daha sonra ise ek fiil arkadaşlar artı şahıs eki getirilmesidir. Burada ek fiilin arkadaşlar idi gelirse hikayesi, imiş gelirse rivayeti, ise gelirse şartı yapar. Yani bu halde çekimlenir. Bakalım. Akıyordum. Hemen ayıralım arkadaşlar. Akmak fiil kök. Akmaktan akıyor. Şimdiki zaman
kip eki akıyordu. Geniş zaman ek fiilin arkadaşlar idi kalıbı yani hikayesi ek fiil. Akıyordum. Dum ise arkadaşlar şahıs eki. Dolayısıyla burada şimdiki zamanın hikayesi var. Yani bileşik çekimli sözcük var. Hareket bildiren sözcük gittim arkadaşlar. Gitmek hareket bildirir. Doğru. Birinci tekil kişi eki almış sözcük. Evet akıyordum. Ben anlamını taşır. Yani birinci tekil şahıs. Doğru. Bu sebeple de doğru cevabımız A seçeneği olmalı. 16. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı söz konusudur? Sanatçı iki kez ABD'ye gitti. Orada birçok geziye, sempozyuma katıldı. Konferans verdi, resim çalışmaları yaptı. 1958'de Uluslararası Brüksel sergisi için 272 metrekarelik bir mozaik panı gerçekleştirdi. Ve bu eseriyle serginin büyük ödülü olan altın madalyayı kazandı. Bakalım, ABD'ye... Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ek son sese göre getirilir. Doğru. Sempozyum değil arkadaşlar. Sempozyum olmalı. Yanlış. Konferans. Doğru. Uluslararası Brüksel sergisi bu sergiye verilen isim olduğu için tektir, biriciktir. Dolayısıyla tamamının ilk harfi büyük harf yazılmalıdır. Mozaikisi arkadaşlar. Doğru. Bu haliyle yazılır. Dolayısıyla doğru cevabımız sempozyum seçeneği yani B seçeneği olmalı. 17. sorumuza bakalım. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Joanne'in vaktiyle kendi ülkesinde bile bastırma imkanı bulamadığı ama diliyle, tekniğiyle kısa sürede bir efsaneye dönüşen romanı Türkçe'ye çevrildi. Belgesiz sıfat kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Bir efsane. Hangi efsane olduğu belli olmadığı için arkadaşlar burada bir belgesizlik anlamı, belirsizlik anlamı vardı. Ve bu ismi nitelediği için de belgesiz sıfat olarak kullanılmıştır. Doğru. Çatısı bakımından edilgendir. Şimdi edilgen çatılı fiiller arkadaşlar LN ekini alırlar ve işi kimin yaptığı bilinmez. İşi kimin yaptığı belli değildir. Belli olmaz yani. Türkçe'ye çevrildi. Çevrildi yüklem. L kim var? Çeviren kim biliyor muyum? Bilmiyorum. Dolayısıyla evet edilgendir. Dönüştürük zamirine yer verilmiştir. Dönüştürük zamiri bir tanedir. O da kendi. Burada arkadaşlar kendi kelimesi de var. Doğru. Bulunma durumu eki almış bir sözcük vardır diyor. Bulunma durumu eki D, da, T, ta'dır arkadaşlar. Bakalım. Ülkesinde 1, sürede 2. Dolayısıyla arkadaşlar bir tane değil, iki tanedir. Yanlış cevabım D seçeneği olmalı. E'ye de bakalım. Basit, türemiş ve birleşik yapılı sözcükler kullanılmıştır. Basit sözcük arkadaşlar, yapım eki almamış olanlar. Türemiş ise arkadaşlar en az bir tane yapım eki almış olanlar. Birleşik ise... En az iki kelimeden meydana gelenler. İki kelime birleşip yeni bir kelime ortaya çıkartırsa bunu da birleşik diyorduk. Kendi basit bir sözcüktür. Zaten için çekim eki de almamış, yapım eki de almamış arkadaşlar. Bunu bir inceleyelim. Kendi basmaktan bastırmak yapım eki aldığı için arkadaşlar burası artık türemiş bir sözcüktür. İmkan bulamadığı için... Bunu olumluya çevirdiğimiz zaman bulamadı, bulabildi. Dolayısıyla arkadaşlar burada yeterlilik halinin olumsuzu vardır ve yeterlilik kurallı bileşik fiillerden bir tanesidir. Dolayısıyla hem basit hem bileşik hem de türemiş kelimemiz vardır. Cevabımız D seçeneği olmalı. 18. sorumuza bakalım. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı söz konusudur demiş arkadaşlar. Bakalım. Diyarbakır Kalesi, geçmişi M.Ö. 3000'lere dayanan önemli bir savunma yapısı olmanın yanı sıra içinde barındırdığı Helen, Latin, Süryani, Ermeni ve Arap dillerindeki yazıtlarla Anadolu'da ard arda gelen uygarlıkları belgeleyen üstün evrensel değerlere sahip bir kültür varlığıdır diyor arkadaşlar. Şimdi buna göre bakalım. Diyarbakır Kalesi,
Özel isimlerden sonra arkadaşlar gelen kelimeler taşıyamayacağımız kadar büyükse büyük harfle, taşıyabileceğimiz durumda ise küçük harfle yazarız. Mesela Ankara Ovası. Ovayı taşıyamayız, büyük harfle yazılır. Doğru. Brüksel Lahanası. Lahanayı taşırız, küçük harfle yazılır. Doğru. Antep Fıstığı. Fıstığı taşıyabiliriz, küçük harfle yazılır. Doğru. Ya da ne olsun? Patnos Kalesi. Kaleyi taşıyamayız, büyük harfle yazılır. Doğru. Buna dikkat edersek bu kuraldan soru gelirse hata yapmayız. Diyarbakır Kalesi, kaleyi taşıyamayız. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Doğru. Milattan önce 3000'lere. Şimdi arkadaşlar sayılar her zaman birbirinden ayrı yazılır. Kesme işaretiyle gelen ekler ayrılır. Fakat burada yeni bir kelime gelmiş, yeni bir sayı gelmiş. Dolayısıyla bu şekilde olmaz arkadaşlar. 3000'lere haliyle yazılmalı ya da direkt olarak sayıyla yazılmalı hepsi. Ya da kesme işareti kullanılmalı. Dolayısıyla 2 numaralı öncülümüz yanlış. Helen, Latin, Süryani, Ermeni ve Arap dillerindeki özel isimler arkadaşlar büyük harfle başlar. Doğru. Yanı sıra ayrı yazılır. Doğru. Arda arda doğru arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Birincisi bu halde, ikincisi ise D şeklinde ve ayrı olarak yazılırlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olmalı. 19. sorumuza bakalım. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir diyor arkadaşlar. İmge kaçınılmaz olarak şiiri bulandırma kabiliyetine sahiptir. Sahiptir, yüklem, buna sahip olan kim? İmge. Dolayısıyla özneyi belirtmek için arkadaşlar virgül kullanılır. Sahiptir, yüklemin var olduğu için nokta koymak zorundayım. Devam ettim. Yalnız şu sorunun cevabını ayırt etmek gerekiyor. Soruyu soracağı için arkadaşlar açıklama amacıyla iki nokta kullanmamız gerekiyor. Karışıklık oluşturmak için mi imge? İmge olduğu için mi karışıklık? Şimdi arkadaşlar burada küçük harfle devam ettiği için ve iki tane soruyu ard arda sorduğu için birincisine virgül, soru kalıpları olduğu için ikincisine ise soru işareti koyulmalıdır. Dolayısıyla doğru cevabı A seçeneği olmalı. Virgül, nokta, iki nokta, virgül ve soru işareti. 20. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bakalım. Gezimize şehrin kalbi sayılan müzeden başlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şehirden şehrin olmuş. Dolayısıyla ünlü düşmesi vardır. Kalpten kalbi olmuş. B sesi P'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşaması vardır. Müzeden başlıyoruz. Başlamaktan başlıyoruz olmuş. E ve A sesinin arkadaşlar I, I, U, Ü gibi dar ünlülere dönüşmesine biz daralma adını veriyorduk. Ünlü daralması. Devam edelim. Kosova Müzesi arkeolojik ve etnolojik pek çok eseri barındırıyor. Bir ses olayımız yok. Biraz soluklandıktan, fıstıkçı şaraptan sonra arkadaşlar PCTK sesleri gelirse biz buna ünsüz benzeşmesi ya da sertleşmesi adını veriyorduk. Burada var. Sonra şehrin, yine şehirden şehrin olmuş ünlü düşmesi var. Doğal güzelliklerini iki tane ünlü arasında arkadaşlar kaynaştırma harfi girmişti. Keşiften keşfetme ünlü düşmesi vardır arkadaşlar. Y sesi yine kaynaştırma sesidir. İki ünlünün arasına gelmiş. Niyetlenip Garmia Parkı'na N sesi yine kaynaştırma harfidir. İki ünlüyü birbirine bağlamış. Yöneliyoruz. Burası S yine kaynaştırma sesidir arkadaşlar. Harika manzaraları ve zengin bitki. Bitmekten bitki. Aslında gelen ek arkadaşlar giydik ki'ye dönüşmüş. Dolayısıyla burada da yine ünsüz benzeşmesi vardır arkadaşlar. Çeşidiyle bölgesel doğa parkı unvanını. Şuradaki N sesi arkadaşlar yine kaynaştırma sesidir. Taşıyor. Başka da herhangi bir ses olayımız yok. Buna göre bakalım arkadaşlar. Ünlü daralması
bulmuştuk, başlıyoruz, başlamaktan başlıyoruz olmuştu, daralma var. Ünlü düşmesi şehirden şehrin olmuştu, dolayısıyla ünlü düşmesi de vardı. Ünsüz yumuşaması kalpten kalbi olmuştu arkadaşlar, dolayısıyla yumuşama da var. Ünsüz düşmesi dediğimiz zaman K sesinin düşmesine bakacaktık fakat burada K sesi düşmemişti arkadaşlar. D seçeneğine ulaşamadım. E'ye de bakalım. Ünsüz benzeşmesi. Bu da vardı arkadaşlar. Soluklandıktan, fısıltı şaptan sonra PCTK gelmişti. Aynı zamanda burada da bitkide de yine benzeşme olayı vardı. Doğru. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği ünsüz düşmesi olmalı. 22. sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi işlevine uygun kullanılmamıştır diyor. Bakalım. Hangi güzellik düşmanı adamlar çocukların oynadığı, hayatın cıvıl cıvıl gülümsediği sokağa 5. sokak adını vermiş olabilir? Şimdi arkadaşlar burada soru sorduğu için sonuna da soru işareti koymuş. Doğru. Oysa şu sokak isimleri ne güzeldir. Mehtap Sokağı, Aynalı Çeşme Sokağı, Karanfil Sokağı. Burada arkadaşlar güzel olan isimlere örnek vereceği için 2 nokta kullanmıştır. Doğru. Ve bu sokak isimlerinin yani beğendiği sokak isimlerinin devamı olduğunu ifade etmek için 3 nokta kullanmıştır. Doğru. Bu isimler ne çok şey söyler bize demiş. Karanfil sokakta avluların, bahçelerin pencere önlerinin karanfil tüttüğünü, Nevbahar sokakta 4 mevsim bahar kokuları yükseldiğini hatırdan çıkarmayın. Şimdi arkadaşlar burada bu sokak isimlerinin niçin kullanıldığını bize ifade etmiş. Dolayısıyla burada nokta değil 2 nokta olmalı ki bunu bize açıklayabilsin. Dolayısıyla hatalı olan, yanlış kullanılan 4 numaralı öncüldeki noktalama işareti olmalı. 5'teki ise arkadaşlar gruplama yaptığı için noktalı virgül kullanılmıştır. Doğru cevabımız D seçeneği olmalı arkadaşlar. Sorularımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.